Ama ikinci yarıya çıktığımızda kendi oyunumuza bir nebze de olsa döndüğümüzde neler ortaya çıkabileceğini gösterdik. Attığımız ilk goldeki o golün hazırlanışı olsun, ona benzer yakaladığımız pozisyonlar olsun. İkinci yarıda daha çok oyuna hakim olan, yani pozisyona giren takım Bandırma Spor'du. Golü de bulduk. Golün akabinde çok çabuk erken bir cevap verdi Göztepe. Yani biraz daha süreyi uzatabilseydik golü attıktan sonra olay daha farklı olabilirdi ama kazanmasını bildik. Ondan sonra Atabey'in attığı çok güzel bir 89. dakikada çok güzel bir gol oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Kendi sahamızda bu sene oynadığımız ilk maç. Geçen hafta deplasmandaki galibiyetin daha da anlam kazanması için, bir devamlılığı daha gelmesi anlamında bu maç önemliydi. Hem seyircimizin bu hafta hepsinin olmaması, onlara da armağan olsun. Mutluyuz, inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Şu anda da oyun bir parça dalgalı seyir izlerken ikinci gol gerçekten çok inanılmaz derecede, yani sahalarda zor görünecek gollerden bir tanesiydi. Ama öncesinde de takımın oyuna gidişinden dolayı oyuna katmak istediğimiz oyuncuların hem kadro derinliği açısından hem de genç bir kadro olması açısından zaman zaman oyunda dalgalanmalar da yaşıyoruz. Bunun için yapılacak tek şey zaman ve sabır. Takım aslında genel gidişat olarak memnunum. Fakat bu kırılmaları maçlarda daha az yaşayan, özellikle oyunu bitiren bir takım görünümünde olursak bu maçları rahatlıkla kazanabiliriz. Çünkü o fırsat elimize geldi ve elimizden kaçmış oldu. Böyle maçlarda da onu yapmak zorundasınız. Aslında söylenecek şey bence oyunun genelinde buradan puansız ayrılmamalıydık. Maalesef ayrılıyoruz ama ben şunu da söyleyeyim. 6-8 haftalık süre sonucunda takımın hem kadro takviyesi aynı zamanda da birbiriyle oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.